thank hey. you Merhaba arkadaşlar. Kardeş Örgüler YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi e, yeleğimize düğme dikimi yapacağız. Birçoğumuz için hani gereksiz ve kolay bir video gibi gelse de yorum bırakan özellikle bir arkadaşımız vardı. Tekrar tekrar birkaç kez yorum bıraktı. Lütfen düğme dikimini de gösterin. Hani ben zorlanıyorum. Sizin için çok e, önemsiz ve kolay olabilir ama diye. Onun için hani e, onun gibi düşünenler varsa, zorlananlar varsa e, küçük detaylarla düğme dikimi nasıl yapılır göstermeye çalışacağım. Düğmelerde farklı bir sürü düğme oluyor arkadaşlar. Bakın bu tarz düğmeler desenli ve delik yeri arkadan. Yine çok sevdiğim düğmelerden bir tanesi ama arkada bakın hani kelebek bu şekilde duruyor ama dikerken arkada görebilirsiniz. Dikerken şu şekilde dikip denk getirmemiz gerekiyor. Bu düğmeleri dikmekte gerçekten ben de çok zorlanıyorum. Ama böyle Hani çok deseni olmayan normal koyduğumuzda sadece delik yerlerini gözeterek diktiğimiz düğmeler çok daha kolay kullanılır düğmeler oluyor. Şimdi düğmelerimizi bir kenara alalım, yeleğimi ben önceden e, ilik yerlerini ayarladım, şöyle bir tane de düğme taktım. Yine e, anlatacak olursak iliklerimizi genelde ben iki e, yaş yeleklerde 15 sırada ya da 14 sırada bir açıyorum ama oluyor ki bazen e, Hani 15 sıra yani 14 açarken 15 olmuş. Yani Sökmeyim bir kez de 15 olsun dediğimiz sıralar oluyor. O yüzden iliğimizi açtığımızda karşıda mutlaka ilik yerleri de aynı yere denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Hani burayı 15'te açmışsınızdır. Burayı 14'te burayı tekrar 15'te mutlaka aynı sayıları karşıya denk getirmemiz gerekiyor ki iliklerimizi kapattığımızda örgümüzün de yani şuradaki belli desenleri ve noktaları karşılıklı gelsin. Eğer saymadan e, ayarlamadan yaptığınızda hani kapattığınızda mesela şöyle kayma olabilir yeleğinizde. Bu da gerçekten e, kötü bir görüntü veriyor. İliğimizi diktikten sonra saymaya kalkarsanız yine karışıklık olabilir. İliyi diktiğimizde bakın hani e, tam nereye diktiğimiz bazen belli olmayabiliyor. Diktikten sonra e, şöyle birkaç haroşayı kapsıyor düğmemiz. O yüzden e, hiç düğme dikmeden karşılıklı aralıkları sayıp böyle e, işaretleyiciniz varsa yoksa minik çengelli iğnelerle önceden yerlerini tespit ederseniz güzel ve e, düzgün bir düğme dikmiş olursunuz arkadaşlar. Bunlar hani gereksiz gibi görünse de gerçekten e, önemli detaylar. Şimdi şöyle bir model yaptıysanız eğer bunu da yeni yaptım henüz videosunu çekmedim. inşallah paylaşacağım. Buralara daha kolay bakın ilik yerlerini ayarlaması. Şöyle koyduğumuzda şurada ara 3 haroşası var. Bakın haroşanın Üçüncü hani şöyle şuraya gelmiş yine burada bakın üç diş haroşanın hemen üzerinde iliğimiz. Buralarda saymadan da desen takibi yaparak daha kolay ilik yerini ayarlayabilirsiniz. Ama burada bakın biraz desenden zor oluyor arkadaşlar. Desen tam hani net bir desen olmadığı için diğer türlü desenlerde de desenleri karşılıklı hesaplayarak ilik yerlerini ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi sayarak bunun ilik yerlerini ayarladım. Şimdi bir tane düğmeyi birlikte dikelim. Genelde bebe günlerimiz artık böyle katlı arkadaşlar. 5 ee, kat yani benim kullandığım ip 5 kat çıkıyor. Böyle iki katını ayırarak düğmelerimi dikiyorum. Hem kendi renginden dikmiş oluyoruz hem de e, hani iki katını diktiğimizde bizim için kalınlık yeterli oluyor. Şimdi mavi yeleğimi dikeceğim için mavi ipimi şöyle iki kat iğneme geçiriyorum ve e, şöyle 4 delikli bir düğmeyi nasıl dikeriz birlikte dikelim. Evet ilik yerini önceden tespit ettiğim için hemen düğmemin yerine belli zaten. ilk olarak zaten hani birçoğumuz dikiş dikmeyi biliyoruz arkadaşlar. Burada kolay. E, düğmemizi, düğmemizi ortalayacak şekilde iğnemi geçirdim. Bu dört delikli bir düğme. Öncelikle iki delikliymiş gibi tam ortaya denk getirerek düğmemin yerini belirliyorum. ipim iki katlıydı bakın şöyle ucunu düğümü attım ama ilk yapmamda şuradan geçirdiğimde hani örgünün düğümü arkaya geçmemiş olur ve sağlam bir dikiş yapmış oluruz arkadaşlar bakın ilk şöyle ilimiz e, haroşaların arasında şurada görebilirsiniz tam haroş ortasına iki iliğimi denk getirecek şekilde iki deliğimi diktim sonrasını sabitledikten sonra diğer deliklerden de ipimi geçirerek düğmemi dikiyorum. Dört delikli çok bebek düğmesi denk gelmez arkadaşlar. Ben bunu yurt dışı almıştım. Rengi uyduğu için bu şekilde denk geldi. Çok fazla dikmemize gerek yok. İki kez geçirdim. Her iki delikten de yine altını Şöyle birkaç kez sabitlersek daha kullanışlı olur düğme iliğimiz. Sabitledim ve ipimi kesip burada bunu bitireceğim artık. Şimdi farklı bir düğme dikmek istiyorum arkadaşlar. Normalde kullanacağım düğme bu değil ama bakın arkası gerçekten çok gıcık bunları dikmesi. Model düğmemiz bu şekilde ama yani şöyle çapraz dikmemiz gerekiyor bunu bu şekilde düzgün yerleştirmek için eğer buradaki deliği hani göz önüne alın, alıp şu şekilde dikersek bu seferde şekiller bozuk oluyor onun için şöyle düzgünce bunu da bir kez dikelim ee, sizin için yeterli olacaktır sanırım şimdi ip, iğneme ipliğimi geçirip bir de bu düğmeden dikelim evet yine yerimiz belli arkadaşlar ama dediğim gibi Biraz zor bir dikiş oluyor bu tarz düğmelerde. Yine şimdi iliğimiz burada iki e, delikli bir düğme dikseydik, eğer yine göstereyim, çok rahatlıkla bunu tam e, ileğimizin ortasına delikleri denk getirip çok kolaylıkla dikebilirdik Bunu kenara alıyorum. Bir tane de böyle bir düğme. Düğmeyi yine tam ortalamaya çalışıyorum. Arkadan bakın delik yerlerini takip ediyorum. geçirdim. Düğmemi oynatmayacağım. Yine ilk olarak yerini belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle biraz çapraz bakın tam olarak oturdu yine arkadan düğümümüz karşı tarafa geçmesin diye bu şekilde bir geçiş yaptım. Şöyle yerini belirlemiş olduk. Artık hani bundan sonrası biraz daha kolay. Hani desenli düğmeler güzel duruyor ama arkalarına eşit miktarda delmemişler arkadaşlar. Rastgele delik yapmışlar. Şimdi farklı bir aynı düğmeden farklı bir tane daha alacağım. Onun da yeri bambaşka bir yerde oluyor arkadaşlar. Şöyle düğmelerimi bir tane daha göstereceğim. Evet, bakın bunun da şekli bu şekilde ama deliği bakın bu da tam tersine yani diğeri bu şekilde çaprazdı, bu da bu şekilde o yüzden gerçekten e, bunların dikimi oldukça e, sinir bozucu öyle söyleyeyim ben hiç sevmiyorum ama dediğim gibi ben hani desenleri güzel olduğu için tercih ediyorum. Bunu da bu şekilde arkadaşlar ayarladıktan sonra. Rahatlıkla dikebilirsiniz. Ya dediğim gibi hani bu tarz düğmeler dikiyorsanız bunların dikimi çok daha kolay. O yüzden hani e, çok e, sürekli örgü örüyorsanız eğer bu tarz ahşap düğmeler tercih ederek birçok renge dikebilirsiniz çok daha işinizde kolay olur açıkçası Evet arkadaşlar hani kısaca düğme nasıl dikilir merak eden ve soran arkadaşlar için açıklamaya çalıştım Hani anlatacaklar herhalde daha fazlası olmazdı Çünkü düğme dikimi Hani farklı düğmelere göre dikimleri de değişebiliyor birkaç farklı şekilde gösterdim. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Yeni bir video, yeni bir modelde görüşmek üzere. İnşallah en kısa zamanda bu yeleğimin de videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.